Merhaba, ben Profesör Doktor Zekai Pekkafalı. Bu paylaşımımda sizlere perkütan drenajlardan söz etmek istiyorum. Perkütan drenajlar üst başlığı altında pek çok girişimsel radyolojik uygulamalar bulunmakta. Vücut içerisinde istenmeyen her tür sıvı birikiminde, apsede, idrar birikiminde, safra birikiminde ya da vücut boşluklarındaki asit gibi pleural sıvılar ya da peritoneal sıvılar gibi istenmeyen birikimlerde bu yöntemlerden birini kullanarak tedaviyi gerçekleştirebilmekteyiz. Perkütan drenajlarda direne edilecek sıvının yerine göre ismi değişmekte. Örneğin böbreğin idrar toplama kanallarının tıkanması sonucu idrar birikimiyle şişmesi perkütan nefrostomi yöntemiyle dışarıya alınabilmekte. Yine safra yollarında safra yolları tıkanıklığıyla giden ve karaciğer içerisindeki safra yollarının genişlemesi ve safra birikimiyle giden hastalıklarda yapılan drenaj perkütan transhepatik biliyer drenaj ismini almakta. Diğer boşluklarda da birikmiş olan sıvıların boşaltılmasına yönelik apse drenajları, kist drenajları yapılabilmekte. Drenaj prosedürlerinde genel anestezi çoğu zaman gerekmeden lokal anesteziyle ciltten girilerek, bir iğneyle girilerek ve ardından çapı 1-1,5-2 mm dolaylarındaki bir plastik tüp kanül yardımıyla direne edilecek alana ulaşılmakta ve drenaj sağlandıktan sonra bir torbaya bağlanarak işlem sonlandırılmaktadır. Bu bazen apse drenajlarında ya da başka kistik koleksiyonların drenajlarında tek seansla işlem çözülebilmekte. Bazen de kalıcı, belirli birkaç hafta tutulacak şekilde drenaj devam ettirilebilmektedir. Daha önceden bu perkütan yolla yani ciltten girilerek yapılan drenajlar ameliyatlarla yapılmaktaydı. Bu da hastanın hastanede kalış süresini, işlemin maliyetini çok artırmaktaydı. Ancak bu işlemler sayesinde girişimsel radyolojik olarak daha kolay, ağrısız ve düşük maliyetlerle tedaviler gerçekleştirilebilmektedir.